bu kadar zaman içerisinde biz neyi bilelim? Yani bir yerlerde bahsettiğin şehirler, bahsettiğin yerlerde gerçekten senin alabildiğin bilgi kadarıyla sen de ulaşmaya çalışıyorsun. Biz Meral'le ilgili neyi bilelim? Nerede ne görürsek böyledir diye bilelim. Ya da bize ulaşsın izleyicilerimiz. Bununla ilgili bir şey biliyorsanız ekranda WhatsApp hattımız var. Elimizden geleni yapalım ama biz Meral'e nasıl ulaşırız? Sen ne biliyorsun? Ben ne biliyorum? Allah için Meral'ı bilen çok. Bilen çok. Ama Meral Çamur'da olduğu için Meral kafasına vura vura artık Meral yarım olmuş. Biliyorum ben. Meral cesaret yok. Yoksa bir anne veya bir kız çocuğu televizyona bağlansın, o benim annem annem desin. Yani serbest bir hayatta olsa, serbest bir yerde olsa neden o çocuk annesini bulmasın? Ha, beni televizyon ekranında görüyor, o benim annem diye bağırıyor değil mi? Bağırıyor. Neden o kız evine dönmesin? Bu kızı zapt ediyorlar. Her gün bir yere götürüyor. Bir gün Mersin, bir gün Anamur, bir gün Tertuz, bir gün Alanya, bir gün İstanbul. Memleket memleket kaçırıyorlar. Neden? Benim kızım daha çiçeğe burnunda. Renkli gözler, beyaz tenli. Daha halen güzelliği üstünde benim kızımın. Benim kızımın güzelliğinden yararlanıyorlar. Yapmasınlar ama bunu. Yapmasınlar. Versinler benim çocuğuma, Allah'ından bulsun. Fatma Abaslı'yı dinlerken bizler bir annenin acısını görüyoruz. Bizler bir annenin bunca yıl boyunca bitmeyen evladını bulma mücadelesini görüyoruz. Bir anne çocuğunu arıyorsa ve hayatta olduğuna dair umudu varsa, hele böyle ipuçları topladıysa, aradan 5 yıl geçmiş, 20 yıl geçmiş, 36 yıl geçmiş, çok bir anlamı olmuyor. Hem gerçek anlamda onunla karşı karşıya gelmek istiyor, hem de bugüne kadarki acılarının bir cevabının olmasını bekliyor. Bu anne kendi rüyalarında yaşattığı ya da kendi içinde yaşattığı kızından bağımsız olarak bugüne kadar çok yaklaştığı, kızını görmeye, onu bulmaya çok yaklaştığı anlardan döndüğü hayal kırıklıklarını da anlatıyor. Belki hep beraber bu annenin sesini duyarak yapabileceğimiz bir şeyler vardır. Korkma, ben bu canı o kızıma feda etmişim ben. Yüreğim yanıyor, ciğerim yanıyor. Duramıyorum ben. Ne sabah, ne öğlen, ne akşam. Evdekileri de bıktırdım. En sonu bir oda kiraya çıktım. Kira verecek durumum olmadı halde yine de bir odaya çıktım ben. Artık bıktı, evdekiler de bıktı benden. Her gün diyorum Meral, her gün diyorum Meral. Bir karış torunum bile halam ne zaman gelecek diyor. Bir karış torunum bile nene yatar artık senin ağlamana biz dayanam yok diyorlar. Olanların da gelinlerin hep şeyler bozuldu, dengeleri bozuldu. Çünkü her dakika, her saniye, her dakika, her saniye hep aynı laf, aynı laf. Ama sonuna kadar da kızımı aramama devam edeceğim yani. Sonuna kadar. Bir de insan bu kadar yerden geçtikten sonra, hele bir anne, bırakmaz, bırakmıyorsun da zaten. Bırakmayacağım, yok. Bırakmıyorsun da. Biz hep beraber Fatma Havaslı'ya, Fatma anneye elimizden ne geliyorsa kendi iç süreçlerimizi de bakacağız. Ve biliyor ki Fatma Havaslı benim kızım hayatta. Bunu yaşıyor. İnanarak söylüyorsun bu hayatın içerisinde. Bildiklerin var, biliyorum anlattıklarım var, anlatmadıklarım var. Ama benim kızım yaşıyor diyorsun. Bu arada eşin hayatta mı Fatma abla? Yaşıyor, yaşıyor. O yanında mı bu sürecin içerisinde? Yok, ben bir yıldan beri ayrı oturuyorum. Bazen nedenlerden evime ayırdım çıktım. Bir de oğullarım var. He. Onlar bu süreçte seninle beraber bu mücadelede yanındalar mı? Ya önce çok yaptılar. Şimdi de bulunmadı diye. Yani böyle haberlerden sonra da elimize geçmedi. Çok yerlere başvuru yaptık. Evler de sattım yedim. Arsayı sattım yedim misal. Oğlanlar da bir müddet benden çalıştılar. Onlar da şey yaptım. Şu an 18 yaşında bir torunum öldü. 6 yaşında bir torunum öldü. Herkes nasıl kendi geçimiyle. Onun için biliyorsun işte hayat şartları da bağlı. Ben de kimseye yük olmak istemiyorum. Peki bu arada tabii senin hayatının içerisinde sürekli olarak acıyla bir sınav verdiğin bir hayatın var. Evet. Çok çocuk yaştan itibaren, çok çocuk yaşta evleniyorsun evet. Zaten. Bu sürecin içerisinde anne oluyorsun, evlat kaybediyorsun. Evet.
Sonra oğullar ve Meral dünyaya geliyor. Belki hayatta yaşayamadıklarını çocuklarla beraber de bir şekilde dönüştürürken Meral'i bulamamaya, aramaya, bulamamaya başlıyorsun hayatın içinde. Evet. Ve bugüne geldiğimizde de aslında tutunduğun yer orası. Evet. Onu bulmak. Evet. Bize buradan gitmeden önce ne varsa içinde söyle istiyorum. Bütün dünyayı bana verseler, deseler ki Meral'ı mı istiyorsun, bütün dünya dolu altın mı istiyorsun? Asla kabul etmem. Kızımın bir saçının telini, bir koklayayım ona. Tilyarı olsan da kara toprağa giriyorsun. Bir dilim ekmek yiyen de toprağa giriyorsun. Benim için kızım önemli. Giderim bir kulübede, bir çadır kurarım. Yeter ki kızımın kokusu bana gelsin. Hiç umurumda değil. Önemli olan o kızımı koklamak, o kızımla mutlu olmak. Hiç başka bir şey istemiyorum. Yani bilmiyorum artık ne diyeceğimi de onu diyorum. Fatma abla, demek istediğin her şeyi ortaya koyalım. Evet. Dediğim gibi şu anda hattımızı görüyor herkes ekranda ve onunla ilgili olarak, bununla, bu konuyla ilgili olarak bir şey söyleyebilecek, bu ipuçlarını destekleyebilecek. Allah için yardım istiyorum. Evet. Allah için. Evet, biz de elimizden geleni evet. yapalım. Meral'e ulaşabilecek herkesin bize yazmasını ya da ulaşmasını istiyorum ama lütfen gerçekten bununla ilgili olarak ciddi bir bilginiz varsa, bu anneyi çok yıpratmışız biz. Bir insan bir kaybın peşine düşmüşken ona bulduk, buluyoruz, geldik, geliyoruz ya da burada deyip sürecin içerisinde her kim yalnız bıraktıysa bu acıyı sürekli olarak körüklemekten başka bir şey değil. O yüzden de gerçekten ulaşabileceğimiz bir yerde biz yanında olalım Fatma ablanın. Birlikte de burayı konuşalım. Bir küçücük haber gelse bile hemen birebir iletişime geçeceğiz, onu söyleyeyim. Bu sürecin içerisinde aynı zamanda bizden bir şey istiyorsan paylaş benimle, bütün ekibi, psikolog kadrosu, editörler, iletişimdesin zaten. Sağ olasın. Hepimiz buradayız, onu da söyleyeyim. Çünkü yine söylüyorum, aradan kaç yıl geçerse geçsin, bazen acı belirsizlikten daha tercih edilebilir bir ihtimal oluyor. Ama belirsizlik insanı sürekli acıda, kaygıda tutmaya devam ediyor. O yüzden de sen bu belirsizliğin son bulmasını istiyorsun kendi hayatında da. Ve kızına ulaşmak istiyorsun. Bak, kızıma da ulaşmak istiyorum. Ben yandım diyorum, bak. Başka anneler de yanmasın. Yazık, yapmayın böyle. Anne 9 ay söyleme sahip, karnında taşıyor. Bir çocuğum olacak diyor. 9 ay boyunca bir yavru bekliyor. Eyvallah, çocuklar dünyaya gelsin. Siz de bunları alın götürün. Ya bir anne baba sizin için bu dünyaya getiriyor ya. Böyle bir şey olabilir mi Fatma abla? Yani en temelde çocuk bir dünyanın da ülkenin de çocuk hakları kapsamında da en çok korunacak varlığıdır. Böyle bir şey olabilir mi? Çocukla ilgili herhangi bir kirli, sapkın, saldırgan, ona herhangi bir şekilde ruhsal, bedensel zarar verebilecek her insanın, her oluşumun ya da bunun karşısında risk olarak her ne varsa, bütün bunların hepsiyle ilgili tabii ki ses çıkartmamız gerekiyor. Çocuğu koruyamazsak dünyayı koruyamayız. Çocuğu kurtaramazsak dünyayı kurtaramayız. O yüzden de çocukla ilgili söylediğimiz her şey çok temel bir yerde duruyor. Evet. Fatma abla, teşekkür ederim geldiğin için. Güvendiğin, anlattığın ve arayışına bizi de ortak ettiğin için biz her yerden ve herkesten haber bekliyoruz. Vallahi ben de bütün Türkiye'den, benim Meral'ımı bilenden, bilmeyenden, istediği kadar benim kızım çamurdan olsun. O kızım benim başımın tacı. Ben onun anının kaderiymiş, yazgısıymış. Ben kabul ediyorum. İstediği yere de giderim. Bilen, gören, insanlık namına bana destek çıksın. Demesinler ki bu iş sadece Fatma'nın başına geldi. Kendilerinin de başına gelir. Ama böyle şeyleri el birliğinden yaparsak ne kendilerinin başına gelecek? Herkes yavrusunun bağrına basacak. Bütün görenden bilenden yardım istiyorum. Polislerimden de yine Allah razı olsun. Askerimden de yine Allah razı olsun. Seviyorum. Defalarca da gittim ama bir şey elde edemedik. Dur yok daha. Duyalım. Bir anneyi duyalım hep beraber. Teşekkür ederim.